Uygurların ana yurtlarının Orhun ve Selenga vadileri olduğu tespit edilmiştir. Varlıklarını Büyük Hun İmparatorluğu döneminden beri bu bölgede idame ettiren Uygurlar, çoğu zaman derebeyliği şeklinde kabileler olarak yönetilmiş, kimi zaman kabileler federasyonlarla birleşerek ortak kültürü paylaşmış ve gerek Çin, gerekse bölgesindeki diğer bölgesel güçlere karşı kendilerini korumuşlardır. Bu videomuzda Uygurlara derin bir yolculuk yapacağız. Resmi tarihe hoş geldiniz. Uygurlar, tam anlamıyla bir devlet teşekkülüne sahip olmadan önce Orta Asya'nın kuzey bozkırlarında yaşıyorlardı. Kadim Kuzey Türklerinden biri olan Uygurlar, 9 Oğuz boyundan teşekkül ediyorlardı ve bu münasebetle kaynaklarda daha çok 9 Oğuzlar ya da Uygur Tölesleri olarak anılmışlardır. Tölesler, genel bir ifade olarak Kuzey Türkleri olarak tanımlanırlar. Uygurlar da Töleslerden olduğu kabul edilen 9 boyun idari olarak bir araya gelerek bir beyin önderliğinde birlikte hareket etmesiyle müstakil bir siyasi kimlik ve güç kazanmışlardı. Göktürk Kağanı Bumin, Tölesleri mağlup edip devletin unsurlarından biri haline getirdiği yıllarda devletin hakimiyeti altındaki tüm bölgelerde yayılmaya ve etkinlik göstermeye başladılar. Göktürk devletinin zayıfladığı dönemlerde bağımsızlık hareketine girişen Kuzey Türkleri, İlteber ünvanlı Puasa önderliğinde Uygur Tölesleri ve Sir Tarduş Tölesleriydi. Uygurların beyi olan İlteber, 627'de 100 bin kişilik Göktürk ordusunu mağlup ederek büyük bir itibar kazandı. Çin kaynakları İlteber'den şöyle bahseder. Mükemmel harp planları yapardı. Savaşta askerin önüne geçerek hücum ederdi ve az askerle çok iş yapardı. Fetret dönemi olarak da yorumlanan 1. ve 2. Göktürk devletleri arasındaki devletsiz dönemde beyleri İlteber önderliğinde bağımsız hareket eden Uygurlar 646'da İlteber'in ölümünden sonra yerine geçen Tumitu döneminde Çin'in vasalı durumuna geldi. Bu siyasete paralel olarak 648 yılında bağımsızlık hareketine girişen Göktürk beyi Çepi'ye karşı Karluk ve Basmalılarla birlikte görevlendirildiler. Tumitu siyasi çekişmeler nedeniyle 648 yılında öldürüldü. Ancak bu durum Uygurların Çin'e karşı olan siyasi tutumunu değiştirmedi. Tumitu'nun ardından Uygurların başına geçen Pojun da aynı siyaseti güderek Çin hakimiyetini tanımayan Batı Göktürk beylerinden Ashina Holu'ya karşı gönderilen ordunun içerisinde 50 bin kişilik kuvvetle yer aldı. Pojun'un 664'te ölümü üzerine yerine kız kardeşi Pilitu geçmişti. İkinci Göktürk Devleti'nin kurulduğu yıllarda ise Uygurların başında yine İlteber ünvanıyla Teçiyeçi bulunuyordu. İkinci Göktürk Devleti kurulduğu yıllarda bağımsızlığını koruyan ve Çin'le vasal müttefik siyaseti gütmeye devam eden Uygurlar 717'de Bilge Kağan tarafından mağlup edilerek Göktürklere tabi oldular. Kargon'da yaşanan savaşta mağlup olan Uygur İlteber'i batıya kaçınca Uygur Tölesleri kolayca doğrudan Göktürk hakimiyeti altına girdi. Ancak dahil oldukları Oğuz Birliği, devlette ortaya çıkan, hemen her zafiyette isyana teşebbüs etmiş, yeniden bağımsız olmanın yollarını aramıştır. Bağımsızlıklarını elde etmeleri de yine bir isyan neticesinde mümkün olmuştur. Uygurlar, Göktürk Kağan'ı Ozmış'ı mağlup edip öldürerek bağımsızlıklarına ulaşırken, 2. Göktürk Devleti'nin de yıkılışına yol açtılar. Göktürk Devleti'nin ortadan kalkması üzerine Basmalılar idaresinde yeni bir kağanlık kuruldu. Bu kağanlığın müttefiki olan Uygurlar da Sol Yabgulu'yu oluşturdular. Diğer Oğuz boylarının katılımıyla güçlenen Uygurlular, Karluklularla ittifak ederek Basmalıları mağlup ettiler ve yönetimi ele geçirdiler. Karluk Bey'i Sol Yabgu, Uygur Bey ise Kutluk Bilgekül Kağan unvanını alarak kağan oldu. Külkağan, kuvvetle elde ettiği makamını siyaseten de tesis etmek için diplomatik faaliyetlere girişti
ve hakimiyetinin meşrutiyetini sağlamak için çevre ülke ve beylere elçiler gönderdi. Elbette en mühim elçilik heyeti Çin'e gönderilendi. Çin gelen elçileri muhatap devlet statüsünde karşılayıp elçileriyle birlikte hediyeler gönderdi. Böylelikle Altaylardan Mançurya'ya kadar tüm Doğu Göktürk topraklarında sağlanan hakimiyet Kül Kağan döneminde pekişti ve Uygurların devlet teşekkülü yerleşmiş oldu. Ancak Kül Kağan'ın hakimiyeti uzun sürmedi. 747'de vefatı üzerine yerine oğlu Muhyen Çor, Tengri'de Bolmuş İl İtmiş Bilge Kağan olarak tahta geçti. Muhyen, babasından devraldığı devleti her anlamıyla yükselten, yücelten ve Uygurlara tarihin en parlak dönemini yaşatan Kağan olarak tarihe geçmiştir. Öyle ki bu dönem Göktürklerde olduğu gibi taş abidelere kazanacak kadar kıymetlidir. Şine Usuk kitabesinde kaydedildiği üzere önce 9 Oğuzları toplayarak kuzeyde Kırgızlar, batıda Karluklar ve onların müttefiki Türgişler ve Basmınlar üzerine yürümüş, 8 Oğuz, 9 Tatar ve Çiklerle mücadeleye girişerek itaat altına almıştır. Böylelikle Göktürkler döneminde olduğu gibi İç Asya güçlü bir Türk Kağanlığı etrafında yeniden bir araya gelmiştir. Bozkır'ın yeni Kağanlığı Uygurlar yükselişe geçerken Çin iç karışıklıklarla meşguldü. Batı Göktürklerin yıkılmasıyla İç Asya'da varlığını sürdüren Türk beylikleri birlikte hareket edemediklerinden zayıf düşmüş ve Çin tarafından istila edilerek itaat altına alınmıştı. Çin Batı Göktürk topraklarına kolayca hakim olurken Orta Doğu'da çok önemli bir gelişme yaşandı. Arap İslam Devleti'nde Emevi dönemi son bulmuş, yerine Abbasiler hakimiyeti ele geçirmişti. Emeviler döneminde İç Asya'da bulunan Türkler İslam toplumlarıyla temasa geçmiş olsalar da Emevi yönetiminin katı tutumları nedeniyle İslamlaşmayan bir kısım Türk kitleler Abbasilerin iktidara gelmesiyle yakın ilişkiler geliştirmeye başladılar. Sınırlarını doğuya genişleten Abbasilerle Göktürk topraklarına hakim olan Çin sınır komşusu haline gelmişti. Tarihe Talas Savaşı olarak geçen hadise bu atmosferde gelişmiş, savaşın nedeni ise yine bir Türk beyliği olmuştur. Yıkılan Türgiş devletinin bakiyelerinden olan Kara Türgişler Çin'in müttefiki olarak kalmak şartıyla bağımsızlığını koruyabilmişti. Ancak Çinli komutan Gao Hisenchi, Türgiş Kağan'ı Bahadır Tudun'u haksız yere öldürtüp mallarını yağmalayınca kaçmayı başaran oğlu Araplardan yardım istedi. Bunun üzerine Abbasi Orasan valisi büyük bir orduyla Kara Türgişlerin başkenti Taşkent'i muhafaza etmek amacıyla sefere çıktı. Bu mücadelede Uygurlar Çin'le geliştirdikleri sulh siyasetine uygun olarak önce Çin tarafında yer aldı. Ancak devletin sol yabluğuna sahip olan Karluklar Abbasilerle görüşerek ittifak kurdular. Bu ittifaka Yağma ve Çiğil Türkleri de katıldı. Nihayet iki ordu Talas Nehri yakınlarında karşı karşıya geldiler. Taktik gereği önce Çin ordusu saflarında yer alan Türkler savaşın başlamasından sonra Çin ordusunu arkadan kuşattılar. Sayıca daha güçlü olan Çin ordusu bu ağır darbe karşısında mücadeleyi sürdürmekte oldukça zorlandı. Nihayet 5 gün süren çetin mücadelenin sonunda Çin ağır bir mağlubiyet alarak geri çekilmek zorunda kaldı. Talas Savaşı 3 taraf için de mühim neticelere yol açtı. Abbasiler Çin'le temas ettiler. Bu temas neticesinde matbaa ve barut tekniklerine ulaştılar. Bu tekniklerin Arap İslam Devleti'nin siyasi ve kültürel gelişiminde fevkalade etkisi olmuştur. Türklerse Emeviler zamanında özellikle Halife Velid döneminde uygulanan katliamlar nedeniyle İslam kitleleriyle yakınlaşmamış ancak Abbasiler döneminin makul siyaseti ve Talas Savaşı'ndaki ittifak vesilesiyle daha müspet bir siyaset izlenmiş, böylelikle Türklerin İslam'a intibak etmeleri mümkün olabilmişti. Ayrıca tarım havzası Uygurların hakimiyetine girmiştir. Çin ise bir savaştan çok daha fazlasını kaybetti. Bu beklenmedik mağlubiyet üzerine saygınlığını yitiren Çin imparatoru bir iç isyanla karşı karşıya geldi. Anneden Türk olan An Lushan adlı bir komutan 200 bin kişilik ordusuyla Çin'in iki başkenti Luoyang, Chang'an'ı zapt etti. İmparator bu isyandan kurtulmak için Uygurlardan yardım istemek zorunda kaldı.
Moen Khan sefere çıkarak isyanı bastırdı ve imparatoru kurtardı. Ancak Tang imparatoru kaybettiği itibarını geri kazanamadı. Uygurlar artık Çin'e tepeden bakıyordu. Öyle ki Khan, Çinli elçileri sedirde oturtarak kabul ediyor, imparatorun gönderdiği hususi hediyeleri, hatta hakimiyet mührünü bile kıymet vermediğini göstermek için komutanlarına dağıtıyordu. Moen Khan 759'da öldüğünde ardında son Bozkır Kağanlığı'nın en parlak dönemini bıraktı. Yerine oğlu Bögü Khan geçti. Bögü, Tengri'de kut bulmuş, il tutmuş, Alp Külük Bilge Khan unvanıyla tahta çıkmasıyla Çin politikasında değişikliğe gitti. Adet olduğu üzere tebrik için gelen Çin elçilerini hiç hoş karşılamadığı gibi imparatorluğun onuruna dokunacak muamelelerde bulundu. Buna karşılık eski Khan'ın imparatorun kızıyla evli olması dolayısıyla akrabalık bağlarını öne çıkartıp getirdikleri çok kıymetli hediyelerde söz ederek Khan'ı etkilemeye çalışsa da Bögü Khan'ın amacı Çin'i otoritesi altına almaktı. Çok geçmeden Çin sınırına yakın Uygur kuvvetleri Çin içlerine akınlar düzenlemeye başladılar. Aslen Töles Türk'ü olan Çinli komutan Puku bu akınları önlese de Çin'de yaşayan Uygur Türklerinin sayısı artmış, Türk tüccarlar müstakil hareket eder olmuştu. Hatta kimi zaman taşkınlıkta bulunsalar da Uygurların gücü dolayısıyla Türklere geniş müsamaha gösterilir olmuştu. Talas Savaşı'nın ardından Çin'de yaşanan iç karışıklıklar son bulmadı. Moen Khan'ın yardımıyla iç isyan bastırılsa da bu kez batıdan gelen Tibetlilerin istilalarına karşı yeterli mukavemet gösterilemedi. Tibetliler imparatorluğun batı merkezini ele geçirmiş, Çin içlerine doğru ilerleyişe devam ediyorlardı. İmparatorluk bir kez daha Uygurların yardımını istedi. Bögü Khan, Luoyang seferiyle Tibetlileri püskürtüp Çin'in himmet ve kendisine bağımlılığını pekiştirdi. Ancak bu seferin beklenmedik sonuçları olacaktır. Bögü Khan, Çin'i istilacı Tibetlilerden kurtarmak için başlattığı Luoyang seferinde maniyist bir zümreyle karşılaştı. Gnostik, Mezopotamya inançlarından beslenen Budizmin bir türü olan Maniheizm, asırlardır Çin'de etkisini gösteriyor, geniş kitlelere yayılmasa da yerleşik hayatı benimseyen kitlelerce bir tür manevi huzur arayışı için mistik bir sosyolojik atmosfer sunuyordu. Uygurlar da tıpkı Göktürkler gibi konar göçer yaşam sürüyor, ancak fırsat bulduğunda bu müşküllü yaşam şeklini terk etmeyi ve yerleşik yaşamın konforuna sahip olmayı arzuluyorlardı. Maniheizm tam anlamıyla bir yerleşik toplum inancıydı ve yaşam mücadelesi, savaşlar ve acılarla yorulan insanlar için bir tür manevi arınma vaat ediyordu. Bögü Khan, Luoyang'da karşılaştığı zümreden 4 rahibi Kara Balsagun'a getirdi. Önce kendisi ve Uruğu, ardından tüm Uygurlar tarafından benimsenmesi için yoğun çaba içerisine girdi. Hatta bu inancın Çin'de yayılabilmesi için siyasi gücünü kullanmaktan çekinmedi. Adeta bir misyoner gibi hareket ederek, imparatora baskı yaparak Çin topraklarında yaptırılacak Mani tapınaklarına müsaade edilmesi emrini verdi. Uygurların tahakkümü altına girmiş olan Tang imparatoru, tahtının koruyucusu olarak gördüğü Bögü'nün bu isteğine karşı gelemedi. Maniheizm Türk kültürü ve alışkanlıklarına fazlasıyla aykırıydı. Et, süt ve tüm diğer hayvansal gıdaları reddeden, her ne sebeple olursa olsun savaş ve kavgayı yasaklayan, hayvancılığı topyekün kaldırıp yerine mülkiyet hakkı bulunmayan tarlalarda çalışmayı zorunlu kılan ve toplumun ruhbanlar tarafından idare edildiği bu inanç modeli belki de Türkler tarafından benimsenebilecek en aykırı dinlerden biriydi. Ancak Bögü ısrarla uyguladığı ve başarılı modellerle hayata geçirdiği bu inanç devrimini hayata geçirebildi. Üstelik daha önce olduğu gibi yalnızca Khan ailesi ve yakın çevresi tarafından değil, tüm Uygur toplumu tarafından benimsenerek sosyo-kültürel yapının en önemli unsurlarından biri haline gelmesini sağladı. Öyle ki Maniheizm inancı çevresinde gelişen ilim, sanat ve edebiyat o güne kadar ulaştığı en yüksek seviyeyi teşkil etmiştir. Maniheizm,
bir yönüyle sosyal yapıyı tesis etme ve yerleşik hayatı modelleme çabası olarak başarılı olmuşsa da, diğer yönüyle Türk kültürünü ve devleti ayakta tutan asli gücü tahrif etmiş, zamanla zafiyete yol açmış, nihayetinde Uygurların yıkılışına zemin hazırlamıştır. Savaşçı ve mücadeleci kimliklerini kaybetmeye başlayan Türkler, adım adım konar göçer yaşamı terk ederek yerleşik hale gelmişler, olası bir düşman saldırısı karşısında şehirlerinde savunmasız kalmışlar, askerlik ayrı bir toplumsal sınıf haline geldiğinden halk kendisini savunamaz duruma gelmiştir. Bögü Kağan'ın Maniheizm inancını benimsemesi, bu denli önemsemesi ve devlet nezdinde itibar görmesi tartışmalı bir meseledir. Ancak Bögü'nün ben merkezli bir anlayışla kendi tasavvurunu toplumuna dayattığı düşüncesi fazlasıyla yüzeysel ve konformist bir yaklaşım olur. Çok açık ki Bögü örneklerini ancak yakın tarihte görebileceğimiz bir tür toplumsal dönüşüm hedeflemiştir. Ne Çin ne de diğer milletlere hayran ya da kimliğini kaybetmiş bir Türk Kağan'ı profili çizmez. Bilakis Çin'i tahakkümü altına almış, Tang İmparatoruna tepeden bakar bir siyaset benimsememiş, bulunduğu coğrafyada da kendisinden güçlü bir devlet ya da toplum söz konusu olmamıştır. Belki Türkleri yerleşik hayata entegre etmek için bir sosyal model, belki de Çin'i toprakları ve insanlarıyla fethetmek üzere de meyvelerini asırlar sonra verecek uzun soluklu bir fetih hamlesine girişmişti. Bögü Kağan, Çin üzerinde uyguladığı sistematik tahakkümü büyük bir fetih hareketiyle neticelendirmek üzere harekete geçti. Amacı Tang İmparatorluğunu yıkıp Çin'i toprakları ve insan kaynağıyla topyekün kendisine bağlamaktı. Ancak Kağan'ın bu hamlesi beklenmedik bir ihtilalle akamete uğradı. Bögü'nün evlatlığı ve aygucısı Tunbaga Tarkan, Kağan'ı bu seferden vazgeçirmeye çalıştı. Ancak Çin'in fethiyle elde edilecek ekonomik ve siyasi güçten vazgeçirebilecek bir neden ortaya koyamamıştı. Üstelik Çin, belki de tarihinde ilk kez bu denli zayıflamış, Türkler de Çin'i Göktürkler döneminde olduğundan bile daha yoğun bir baskı ve tahakküm altına almıştı. Tunbaga Tarkan, Bögü Kağan'ı Çin seferinden caydırmaya ikna edemeyince gerçekleştirdiği kanlı bir ihtilalle ortadan kaldırıp yerine geçti. İlk bakışta Baga Tarkan, taht düşkünü bir muhteris ya da fırsatçı bir ihtilalci, mübalağa edecek olursak Çin taraftarı bir yandaş olarak görülebilir. Ancak su götürür bir mesele olan Baga Tarkan ihtilali tevil gerektirir. Bögü Kağan Uygurları yüceltmiş, Çin'i katı bir tahakküm altına almış, devletini ve toplumunu zenginleştirmişti. Ancak doğrudan evlat edindiği, ailesinden biri tarafından öldürülmesine yol açacak ne yapmış olabilir diye düşünmek gerekir. Bögü sahip olduğu kudret ve gücü halkına karşı kullanmaktan geri kalmıyor, hatta varlığını borçlu olduğu milletini kendisinden aşağı görüyordu. Oysa babası Moyen Çor, Türk kültüründe ve devlet teamülünde yer etmiş anlayışa göre vazifesinin halkına hizmet olduğunu, bu nedenle halkına önem vermesini vasiyet etmişti. Üstelik Kağan kendisini halktan ayırarak sarayda yaşamaya başlamış, Uygurlu tüccarlar üzerinden elde ettiği muazzam servetin ihtişamına kapılmıştı. Baga Tarkan'ı muhafazakar bir Türk asilzadesi olarak değerlendirirsek, ihtilal için yeterli dayanağın oluştuğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Çin'in fethedilmesi fikri hem oldukça iddialı hem de fevkalade tehlikeli neticelere gebedir. Gerek Hunlar, gerekse Göktürkler bunu daha önce denemiş ancak elim neticelerle sonuçlanmıştı. Hatta Tabgaçlar bunu başarmış ama nihayetinde nüfus olarak baskın olamadıklarından asimile olarak Çinlileşmişlerdi. Bögü Kağan'ın da toplumun dinini değiştirmesi, Çinliler gibi yerleşik hayata teveccüh göstermesi, kendisinin de sarayda itişam içerisinde yaşaması adeta tekerrür edecek tarihin habercisi gibiydi. Tunbaga Tarkan, Bögü Kağan'la birlikte yakın akrabalarından tahtta hak iddia edebilecek herkesi hal ederek ortadan kaldırdı. Zira Baga, Bögü'nün öz oğlu değildi. Bögü tarafından evlat edinilmişti. İhtilalden sonra Uygur saltanatı, Yağlakar sülalesinden Bilge Tonyukuk'un uruğu olan Aşide sülalesine geçmiştir. İhtilalden sonra Alp Kutluk Bilge Kağan ünvanı ile tahta oturan Baga, Çin politikasında değişikliğe gitti.
iç meselelerini halleden Tang İmparatorluğu, Bögü ve Moyen Çor zamanında olduğundan daha istikrarlı bir profil çizer. Kendisi de ihtilalle tahta geçtiğinden önceleri mutedil bir politika izlemiştir. Diğer taraftan devletin ve halkın başlıca geliri olan Çin'deki Türk ve Soglu tüccarların sahip olduğu imtiyazları kaybetmek istememiştir. Ancak buna rağmen 780'de tahta geçen İmparator Te Tsung, Uygurlu tüccarların sınır dışı edilmesini emretti. Sayıca kalabalık ve ekonomik olarak da güçlü durumda olan tüccarlar Uygur devletinin desteğini de arkalarına almıştı. İmparator önceleri bu durumdan çekinse de Çin siyasetinin en vurucu argümanı olan 5. kol faaliyetleri sayesinde bu sorunun üstesinden geldi. Çin'de bulunan Türk beyleri arasında nifak çıkartarak önce birlik olmalarını engelledi, ardından aralarında çatışmalar çıkmasını sağladı. Nihayet Çin'de hem ekonomik hem askeri anlamda güç ve nüfus sahibi olan Tudunları ortadan kaldırarak topraklarındaki bu imtiyazlı Türk kitlelerinden kurtulmayı başardı. Bagat Arkan, Çin'in bu agresif politikasına karşı mutedil bir politika izledi. Kıymetli hediyeler eşliğinde gönderdiği elçiler, Uygur-Çin ilişkilerini iyileştirmeyi ve sorunların görmezden gelinmesini sağlamaya çalışsa da başarılı olunamadı. Ancak Bagat Arkan'ın belki de en büyük hatası Şato Türklerinin desteğini kaybetmesi oldu. Vergileri artırılıp mallarına el konan Şato Türkleri Uygurlara bağlılıklarını koparıp Tibetlilerle ilişki içerisine girdiler. Ardından yine Tibetlilerle birlikte hareket ederek Beş Balığı işgal ettiler. Birkaç yıl içerisinde Doğu Karlukluları da bu ittifak içerisinde yer alınca Beş Balık tümüyle kaybedildi. Şato Türkleri ve Karlukluların desteğiyle Orta Asya'nın yeni gücü durumuna yükselen Tibetliler Çin unsurlarını da püskürterek Çungarya'nın gerisine çekilmesini sağladı. Tun Bagat Arkan bu kaos ortamında yaşamını yitirdi, yerine oğlu Tolu Su geçti. Ay Tengri'de kut bulmuş Külük Bilge ünvanıyla tahta çıkan Tolu Su, öncelikli mesele olarak Beş Balık sorunuyla karşı karşıya kaldı. Beş Balık halkı Çin'e giderken Uygur topraklarından geçmek zorundaydı. Bu nedenle Uygurlar ile iyi geçinmek zorundaydılar. Hatta halkın Uygurların idaresinden çıkmak istedikleri pek söylenemez. Ancak Bagat Arkan döneminde artırılan vergiler nedeniyle Uygurlara tabi olan pek çok aşiret Tibetlilerle ittifak etmişti. Çin'de Uygurlar aleyhine girişen bu politik ortamı destekliyordu. Ancak Tolu Su tüm bu dezavantajlara rağmen Beş Balığı geri almayı başardı. Yeni Kağan, Beş Balığın fethinden kısa süre sonra beklenmedik bir şekilde öldü. Kağan'ın sebebi anlaşılamayan ölümü üzerine kardeşi devlet geleneklerini içe sayarak kendisini Kağan ilan etti. Yaşanan bu olay nedeniyle Tolu Su'nun ölümüyle ilgili bir takım söylentiler ortaya çıktı. Olağan şüpheli olan kardeşi ya da karısı tarafından zehirlendiği düşünülüyordu. Devlet erkanı ve ileri gelenler hem Tolu Su'nun katline sebep olmak hem de ülkeyi ele geçirme teşebbüsünden ötürü Tolu Su'nun kardeşini öldürüp yerine henüz 16 yaşında olan oğlu Feng Cheng tahta oturtuldu. Tolu Su'nun oğlu Feng henüz çok gençti. Ancak babası Tolu Su'nun aygıcısı Chiyo Su yeni Kağan'ı himaye edip öz evladı gibi benimseyerek muhafaza etti. Chiyo Su aynı zamanda Beş Balığı düşman işgalinden kurtaran komutan olarak da büyük saygı görüyordu. Genç Kağan'ın tahtta kaldığı 5 yıllık dönemde Uygurlar toparlanma fırsatı bulmuştu. Ancak 795'te ardında erkek evlat bırakmadan ölmesi üzerine devlet erkanı tahtta saltanat değişikliğine giderek Kutluk Bilge'yi Kağan'ı başa geçirdiler. Ay Tengri'de ülük bulmuş Alp Ulu Bilge ünvanıyla tahta geçen Kutluk Bilge, Yağlakar soyadını taşıyordu. Ancak Hiçitiyey kabilesine mensuptu, bu nedenle kendisinin evlatlık olduğu sanılır. Diğer taraftan Tun Bagat Arkan'ın torunu olduğuna dair söylentiler de mevcuttur. Kutluk Bilge halk tarafından çok sevilen bir Türk büyüğüydü. Bu yönüyle halkın desteğini arkasına alan bir kağan olmuştur. İlk iş olarak iç meselelerin halline çalışmıştır. İsyan eden Karluklular üzerine yürüyerek tümüyle kendine tabi kıldıktan sonra
Kırgızlar üzerine sefer etti. Bu sefer kendisini efsanevi bir kişilik haline getirmiştir. Zira Kırgızlar Moyen Çor döneminde bile tam anlamıyla itaat altına alınamamıştı. Ayrıca Tibetlilerin Doğu Türkistan bölgesindeki nüfuzlarını ortadan kaldırdı. Uyguladığı başarılı politikalarla Uygurların bugünkü yurdu olan Doğu Türkistan bölgesini tam anlamıyla bir Uygur şehri haline getirdi. Uygurları yeniden parlak dönemlerindeki güce ulaştıran Kutluk Bilge, 805 yılında beklenmedik bir şekilde vefat etti. Bu dönemden sonra Uygurlar eski güçlerine tekrar kavuşamadılar. Kutluk Bilge döneminden sonrası Uygurlar için duraklama ve yıkılış dönemi olarak değerlendirilir. Kutluk Bilge döneminden sonra Uygurlar Çin için daha az önem arz etmeye başlar. Bu nedenle Kutluk Bilge dönemine ait pek az kayıt mevcuttur. Bu döneme dair hatırı sayılır bir gelişme yaşanmamakla birlikte Mani dininin yeniden yükseliş göstermeye başladığını anlıyoruz. Kaynaklarda geçtiği üzere Kutluk Bilge tahta çıktıktan bir süre sonra Uygur elçileri ve Mani rahipleri Çin başkentinde bir tapınak inşa etmişlerdir. Kutluk Bilge'nin vefatından sonra yerine geçen Kaan'ın adı bilinmemektedir. Aytengri'de kut bulmuş Alp Bilge ünvanıyla tahta oturan Kaan döneminde en önemli mesele Tibetlilerle yaşanan sorunlardı. Tun Baga Tarkan döneminde Uygurlardan ayrılıp Tibetlilerle ittifak eden Şato Türkleri Alp Bilge döneminde Ötüken'e gelerek Uygur Kaan'ına biat ettiler. Önemli bir müttefiki kaybeden Tibetliler buna rağmen büyük bir sefere girişerek Uygur başkenti Karabalsagun'a kadar ilerlediler. Geçmişte kaybettikleri 5 balığın intikamını almak üzere başlattıkları bu sefer Alp Bilge tarafından bertaraf edildi. Tekrar mağlup olmalarına rağmen Tibet saldırıları son bulmadı. İpek yolunu ele geçirmek amacıyla Turfan bölgesi ve doğusuna taarruzlarda bulundular ancak başarılı olamadılar. Çin'le ilişkiler ise yeniden karşılıklı temkin ve itidal düzeyine oturdu. Daha önce Uygurlara karşı agresif siyaset yürütmeye başlayan Çin, daha mutedil, Çin'i tahakküm altına almaya teşebbüs eden Uygurlarsa daha temkinli bir siyaset benimsediler. Alp Bilge, Çin'le akrabalık bağı kurmak için Çinli bir prensesle evlenmek istediğini iletti. İmparator, evlilikle doğacak mali yükümlülükler nedeniyle bu evliliği gerçekleştirmekten kaçınsa da reddedemedi ve oylama yoluna gitti. Ancak Kaan'ın ısrarı üzerine 820 yılında evlilik gerçekleşti. Böylece Çin ve Uygurlar yeniden akrabalık bağı kurup sulh zemininde bir politika benimsemiş oldular. Yeniden yükselişe geçen, en azından istikrarlı bir dönem yaşayan Uygurlar giderek yerleşik yaşama intibak etmişler. Bu durumun bir tezahürü olarak da Maniheizm inancı toplum nezdinde yayılmıştı. Bu yayılım Alp Bilge dönemindeki istikrarla pekişti. Ayrıca Uygurlar Çin'deki Maniheistlerin de güvencesi durumundaydı. Bu istikrar dönemi Mani inancının Çin'de bir miktar daha yayılmasını sağlamıştır. Alp Bilge 821 yılında vefat ettiğinde Uygurların son parlak dönemi son bulmuş oldu. Varisi olarak yerine geçen Alp Küçlü ve ardından gelecek Kaanlar ülkeyi idare edemeyecekler, devlet adım adım yıkılmaya başlayacaktır. Kün Tengri'de ölü bulmuş Alp Küçlü Bilge Kaan döneminde istikrar bozulmaya, Uygur sarayında entrikalar baş göstermeye, suikastler yaşanmaya başladı. Alp Küçlü doğrudan Kaanlık makamı etrafında yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle Çin'le ilişkilere özen göstermiştir. Bu politika ekseninde ilk olarak Çinli prensesle evlenmek üzere harekete geçti. Çinli prenses beraberinde adeta bir uğursuzlukla geldi. Önce Tibetlilerin saldırıları yeniden başladı. Ardından prensesler aracılığıyla Çin'in geleneksel entrika politikaları hayata geçirildi. Alp Küçlü bilinmeyen bir nedenle birkaç yıl sonra vefat etti ve yerine kardeşi Hazar Tegin geçti. Hazar Tegin döneminde Tang İmparatorluğu iç meselelerini halletmiş, Uygurlara gerektiğinde yardım istenecek bir müttefik olarak değil, sorunlu bir komşu olarak görmeye başlamıştı. Yeniden güçlerini kazanıp Çin üzerinde tahakküm kurmasının önüne geçmek üzere kullanılan Çinli prensesler, Hazar Tegin'in basiretsiz yönetimi döneminde yürüttükleri entrikalarla Uygurları iç meselelerle meşgul etmeyi başarmışlardır. 8 yıl süren
Hazar Tegin dönemi yeğeni Külük Boga tarafından öldürülmesiyle sonuçlandı. Hu, Selefi yazar Tegin'in ölümü üzerine tahta geçse de geçmişten gelen sorunları çözebilecek kudrete sahip değildi. 7 yıllık hakimiyeti döneminde varlık gösteremeyip Çin'in güçlenmesi karşısında Uygurların akamete uğramasına yol açtı. Kendisinden beklenenleri hayata geçiremeyen Hu'nun akıbeti Selefi Hazar Tegin gibi ihtilal ile öldürülmek oldu. Aslında ihtilal hazırlığında olan nazırlarını önceden haber alıp öldürtmüştü. Ancak başkentin dışında olan Nazırı Kürebir olanları haber alıp Şato Türkleri ile anlaşarak Kaan'ın üzerine yürüdü. Yaşanan bu olaylar neticesinde Hu öldürüldü ve yerine saltanat varisi Hosa Tegin Kaan ilan edildi. Hosa tahta geçtikten kısa süre sonra sert bir kış dönemi yaşandı. Var olan siyasi kaosun yanında ekonomik sorunlar da baş gösterdi. Ülkede artan huzursuzluk ve Kaan'ın tüm bu sorunların üstesinden gelemeyişi Uygurların sonunu hazırladı. Külük Baga adlı bir komutan Kırgızlarla anlaşarak 100 bin süvarilik bir kuvvetle Uygur başkentine yürüdüler. Hazar Kaan'ı öldürüldü, tüm mal varlığı Kırgızlar tarafından ele geçirildi. Böylece Orhun'da Hunlar ve Göktürklerden sonra Uygurlar dönemi de sona erdi ve mirası Kırgızlar devralmış oldu. Büyük Uygur Devleti'nin Kırgız saldırılarıyla yıkılmasından sonra Uygur tarihi için ikinci evre başlar. Devletin yıkılmasıyla Ötüken'den göç eden kalabalık kitleler yerleştikleri kentlerde özerk idareler oluşturmuş, bağımsız hareket etmiş ancak yayılımcı politikalar izlememiştir. Yerleşik hayata geçerek ticaret merkezli bir yaşam modeli inşa eden şehirli Uygurlar, ilerleyen yüzyıllarda Çin ve Moğollarla yakın münasebetler geliştirerek sayıları az da olsa dil, kültür ve nüfus varlıklarını devam ettirebilmişlerdir. Uygur göçleri disiplinli ve planlı bir güzergahı takip etmez. Doğu, batı ve güney göçleriyle dağılan kitleler 9. yüzyıldan itibaren birbirleriyle irtibat kurmadan hareket etmiş, bir kısmı diğer milletler içerisinde kaybolurken varlığını devam ettirebilenler günümüz Uygur Türklerini teşkil etmiştir. Batıya göç eden kitleler devletin batı kolunu teşkil eden Karluklar olarak kimliklerini koruyarak ilerleyen yüzyıllarda Karahanlılar, Selçuklular ve benzeri İç Asya devletlerinin demografik yapısı içerisinde yer ettiler. Doğuya göç eden kitleler Moğol kabilelerinin hakimiyeti altına girdiler ve zamanla asimile oldular. Güney göçleri en yoğun göç yolu olmuştur. Bir kısım kitleler Tibet topraklarına göç edip asimile olurken Sarı Nehir batısına Doğu Türkistan'a yerleşen Uygurlar burada tekrar Kırgızlarla karşılaşmış, üç kola ayrılarak Şaçoğu, Kansu, Turfan şehirlerine yerleşmiştir. Şaçoğu'ya yerleşenler varlık gösteremeyerek zaman içerisinde ortadan kalktılar. Ancak Kansu ve Turfan Uygurları ticaret ve diplomasideki maharetleri sayesinde varlıklarını asırlar boyu sürdürebilmiştir. Kırgızların Ötüken baskınından sonra yurtlarından kopan beyaz Uygurlardan bir kısım iki Tigin idaresinde güneye indiler. Hürmüz ve Üge önderliğinde Çin'in kuzeyinde bulunan Şaçoğ kentine yerleştiler. Maniheizm inancına bağlı olan bu kitle giydikleri beyaz elbiseler münasebetiyle kendilerini beyaz giymiş göğün oğulları olarak adlandırılmış, bu nedenle beyaz Uygurlar olarak anıla gelmiştir. Şaçoğ kentine yerleşen Hürmüz Tekin önderliğindeki Uygurlar Çin'e tabi oldular. Üge Tekin liderliğindekilerse varlıklarını güvence altına almak amacıyla Çin'le diplomasi geliştirmeye ve müttefik olmaya çabaladılar. Bu amaçla 5 il üyesi Tang İmparatorluğu'na elçi olarak gönderildi. Çin yardım talebini reddetmese de bu yardım Üge Tekin'in düşündüğü kadar kapsamlı olmadı. Kaanlığı kurtaracak bir yardım beklenirken yanlarında yalnızca ödemesi daha sonra alınmak üzere bir miktar buğday alabilmişlerdi. Çin'den beklediği desteği alamayan Üge Tekin kendilerini Çin'e ilhak eden Hürmüz Tekin'in tebaasını kendisine bağlamak ve nüfus olarak güçlenmek için harekete geçti ve imparatordan soydaşlarının kendisine teslim edilmesini istedi. Bu isteği de reddedilen Üge Tekin soydaşlarını itaat altına almak üzere saldırıya geçti. Ancak
Tarkanlarından biri tarafından öldürülünce tahta kardeşi İnan Tekin geçti. İnan Tekin döneminde de çatışmalar devam etti. Çin'e sığınan beyaz Uygurlarla bağımsız hareket etmek isteyen İnan Tekin taraftarları arasındaki mücadelelerde 300 bine yakın nüfusa sahip Şaçou Uygurlarının sayısı 500'e kadar indi. İnan Tekin ise komşuları olan Şireylere sığındı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Kırgızların Ötüken baskınından sonra yurtlarından kopan Uygurların bir kısmı Kansu'ya göç ederek Çin sınırında yaşam şansı aradılar. Burada hem konar göçer hem yerleşik hayatı benimseyen ve yine Maniheizm inancına sahip Sarı Uygurlar itidalli bir siyaset benimseyerek İpek Yolu ticaretinde önemli bir kent haline geldi. Yerleştikleri bölgede bağımsız ancak Çin'le dostane ilişkiler geliştirdiler. Uygur Kağanlığı döneminde uygulana gelen Heçin sistemi Kansu Uygurları tarafından da devam ettirildi. Böylelikle Çin'e komşu bir şehir devlet olarak Çin ticaretinden istifade etmeleri karşılığında Tunhuang'da bulunan sınır ordusu içerisinde görev aldılar. Sınır ordusunun kumandanı 905'te Çin İmparatorluğu'na karşı bağımsızlığını ilan eden Kua, Shai, Yi ve Si şehirlerinden oluşan bir otonom devlet kurdu. Kansu Uygurlarının komşusu haline gelen bu devlet, zamanla Uygurların ticaret sahalarını ele geçirmeye teşebbüs edince çatışma kaçınılmaz oldu ve kurulduğu tarihten ilk kez askeri bir harekete girişerek Tunhuang şehrini ele geçirdiler. Büyük Uygur Devleti'nin yıkılması sonrasında yine güneye göç eden bir diğer Uygur kitlesi olan Turfan Uygurlarının Doğu Türkistan'ı ele geçirdikten sonra bölgeden sürdükleri Tibetliler Kansu üzerine baskı kurdular. Güçlü Tibetli istilacıların saldırılarına karşı da başarılı olan Kansu Uygurları Çin İmparatoru nezdinde saygın ve önemli bir müttefik haline geldi. Kansu Uygurlarının Kağanı Zhenmei elde ettiği zaferler ve Tibetli istilacıların Çin içinde bir tehdit haline gelmesi münasebetiyle Çin'le daha geniş kapsamlı bir anlaşma yapmak üzere harekete geçti. Kağan'ın elçilerle birlikte gönderdiği yeşim taşı ve Pers brokları gibi nadide ticaret ürünleri Uygurların sahip olduğu ticari gücü göstermesi bakımından önemlidir. Zhenmei yapılan yeni anlaşmayla Çin'in sınır güvenliğini sağlama karşılığında Uygurlu tüccarlara imtiyazlar elde etmiş oldu. Bu anlaşmadan kısa süre sonra da öldü. Zhenmei'den sonra yerine en küçük kardeşi Tegin geçti. Ancak ağabeyi döneminde istikrarlı giden yönetim Tigin döneminde iç karışıklıklarla sekteye uğradı. Bir yıl sonra ölünce yerine Aduk geçti. 928 ise Zhen Yu Kaan oldu. 924-928 yılları arasında iç karışıklıklar yaşandığını anlıyoruz. Diğer taraftan 931 yılında Tangutların saldırıları ortaya çıkmıştır. Yeni Kaan Çin'in de desteğiyle Tangut saldırılarını bertaraf etti. 933'te tahta geçen 2. Zhenmei döneminde ise Tibet saldırıları ortaya çıktı. Bu saldırılarda yine Uygur-Çin ittifakıyla savuşturuldu. 940'tan itibaren kuzeyde yayılan Kıtaylar Kansu sahasında etkili olmaya başladılar. Çin'le olduğu gibi coğrafyanın yeni etkin gücüyle iyi ilişkiler geliştiren Uygurlar 1028'den itibaren Tangutlar 1226'dan sonra Moğol Devleti içerisinde yarı otonom bir tüccar şehir devleti olarak varlıklarını devam ettirdiler. Günümüzde halen Çin'in kuzey batısında Kansu şehri ve çevresinde yaşamaktadırlar. Kırgız saldırılarıyla yıkılan Uygur devletinin topraklarından göç ederek yurtlarını terk eden kitleler arasında varlığını en uzun süre devam ettirebilen ve en kalıcı izler bırakan kitle Turfan Uygurları olmuştur. Yerleşik hayata geçen, tarımla ve ticaretle uğraşan, bilim, sanat ve edebiyatta kalıcı eserler bırakan Turfan Uygurları günümüzde halen Doğu Türkistan bölgesinde yaşarlar. Uygur topraklarından ayrılan müstakil bir kol olarak Turfan ve Beşbalık bölgelerine yerleşen Turfan Uygurları, son Uygur Kağan'ın kız kardeşinin oğlu Mengli Tigin'i Uluk Tengri'de kutbu olmuş Alp Külük Bilge ünvanıyla Kağan olarak seçtiler. Ardından Çin'le dostluk ilişkileri geliştirmek üzere harekete geçtiler.
Çin, Sarı Uygurlarla olduğu gibi kuzeybatı komşuları olan Turfan Uygurlarla da sınır güvenliği karşılığında ticaret imtiyazları vererek müttefik ilişkisi kurdular. Önceleri Beşbalık bölgesine yerleşen Uygurlar, Bugu Çün döneminde Turfan'ı da fethederek sınırlarını Tanrı Dağları'na kadar genişlettiler. Kansu'da bulunan Çin'in sınır ordusu 905'te isyan ederek otonom bir yapıya dönüşünce Çin'in lehine olmak üzere girişilen saldırılar sonucunda sınırlarını doğuya doğru da genişletme imkanı buldular. Bu fetihle birlikte Turfan Uygurlarının sınırları Tanır Dağları'ndan Kumul şehrine kadar genişlemiş oldu. 940'tan itibaren güçlenmeye ve güneye doğru yayılmaya başlayan Kıtanlar doğuda Sarı Uygurları nüfuzu altına almıştı. Çin'le olduğu gibi Kıtaylarla da sulh politikası uygulandı. Uygur Kağan'ı bağımsız ve otonom yapılarını korumak amacıyla Kıtay'la evlilik bağı kurmaya çalışsa da bu teklifleri kabul edilmedi. Nihayet Kıtayların giderek güçlenmesi üzerine Turfan Uygurları Kıtay Devleti'ne bağlandı. Bu bağlılık Kıtaylardan sonra Moğollar döneminde de devam etti. Hatta Uygur Kağan'ı Barçuk İdikut, Cengiz Han'ın Merkitlere yaptığı sefere de katılmış, sağladığı katkı sayesinde Cengiz Han'ın kızı Al Hatun'la evlenmiştir. Cengiz Han döneminden itibaren Uygur-Moğol ilişkileri giderek güçlendi. Cengiz Han'ın oğlum dediği Uygur Kağan'ı Harzemşahlar üzerine yapılan sefere katılmış, Nişabur kuşatmasında önemli başarılar elde etmiştir. Barçuk'un Moğollarla geliştirdiği yakın ilişki hem Uygurların yarı bağımsız hakimiyetlerini devam ettirebilmelerini sağlamış hem de Moğol siyasetinde Uygurların öne çıkmasını sağlamıştır. Moğollar askeri olarak güçlenseler de dil, siyaset ve edebiyat bakımından oldukça gerideydi. Cengiz Han bu açığı yerleşik hayatta geçen dil, kültür ve edebiyat bakımından gelişmiş durumda olan Turfan Uygurları ile gidermiştir. Öyle ki Moğol devlet yöneticileri çoğunlukla Uygurlardan oluşmuş, zamanla Uygur yazısı Moğolların resmi yazı dili haline gelmiştir. Bu yönüyle Uygur kültürü Moğollar nezdinde Çin kültürü kadar mühim, belki de daha önemli olmuştur. Turfan Uygurları 1432'ye kadar Moğolların idaresinde yaşamış, bu tarihten sonra da kimliklerini kaybetmeden varlıklarını günümüze kadar devam ettirmişlerdir. Her ne kadar Göktürk kağanlıklarının devamı gibi değerlendirsek de Uygurların farklı kültürel özellikleri kazandıklarını söyleyebiliriz. Bu kağanlık zamanında tarımın gelişmesine paralel olarak şehirciliğin de geliştiği fark edilir. Zaten kağanların emriyle en az 3 şehir inşa edilmiştir. Arkeolojik çalışmalarla bu sayı daha da çoğaltılabilir. Bunlardan biri Baybalık olup kağanın emri üzerine 757 yılında kuruluş çalışmalarına başlanmıştı. Diğeri ise Karabalasagun idi. Üçüncüsü ise Tuva Özerk Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan Porbajın'dır. Söz konusu Uygur kale şehirlerinin sayısını arkeolojik çalışmalarla çoğaltmak ihtimal dahilindedir. İçinde Kağan'ın sarayı olan Karabalasagun'un etrafı surlarla çevriliydi ve 12 büyük demir kapısı vardı. Nüfusu kalabalık olup çarşıları esnafı mevcuttu. Bunun yanında şehre hakim çok uzaklarda görülebilen altından bir çadır olduğu ve bunun sarayın düz damının üzerinde bulunduğu, ayrıca içine 100 kişinin sığdığı da kaydedilmiştir. Büyük Uygur Kağanlığı devrinden başlayarak Beşbalık, Koço gibi şehirlerin etrafında Uygur nüfusu birikti. Beşbalık Uygurları döneminde şehir kültürü buralarda çok gelişti. Şehirleşmenin sonucunda ticareti de öğrenen Uygurlar lüks eşyalara ihtiyaç duymaya başladılar. Sonuçta Çinlilerle at ipek ticareti eski devirlerde hiç rastlanılmadığı kadar çoğalmıştı. Kurulan bu şehirlerde pazarların ortaya çıkması, ticaretin gelişmesi, ticarette paranın kullanılışı, Uygurların yerleşik hayat tarzına geçtiklerinin ve bu alanda gelişmelerinin açık göstergeleridir. Üst düzey Uygur yöneticileri arasında ve merkezde yaşayanlarda Mani dini etkisi sebebiyle toplumsal yapı hızlı bir değişim göstermiş, özellikle ekonomide ve düşünce tarzında şehirleşmeye doğru atılımlar yapılmıştır. Henüz daha devletlerin kuruluş aşamasında 744'te Çin kaynaklarında Uygurlar hakkında su kaynakları ve otlakları bulmak için gezerler, atçılık ve okçulukta ustadırlar gibi kayıtlar vardır. Aslında Uygur halkının büyük çoğunluğu daha sonraki dönemlerde de göçebe olarak kalmaya devam etmiştir. At, sığır, koyun ve deve yetiştirmek ekonomilerinin temelini oluşturmaktaydı.
Bunların içinde de bozkır hayat şartları icabı en değerli hayvanlar koyun ve at olarak göze çarpmaktaydı. Uygurların Çinlilere göre çok daha fazla iştahla yemek yemeleri dikkat çekmiştir. An Lushan'ın oğluna karşı 757'de çıkılan seferde 4000 kişilik Uygur ordusuna günlük 20 sığır, 200 koyun, 2900 kilogram tahıl verilmesi etin ne kadar çok tüketildiğini göstermektedir. Fakat zamanla Mani ve Buda dinlerinin etkisiyle hayat tarzlarında değişiklik gerçekleşmiştir. Çünkü 980'de Turfan bölgesini ziyaret eden Çinli seyyah Wang Yete sadece fakir Uygurların et yediğini bildirmektedir. Hayvancılığın yanında daha Maniheizm öncesinde dahi tarımın Uygurlar arasında yapıla geldiği bilinmektedir. Daha sonra bu dinin etkisiyle daha geniş alanda yaygınlaştığı sonucuna varılır. Mani din adamları daha çok soğan benzeri bitkisel ürünleri yiyorlardı. 821 yılına gelindiğinde her ne kadar ziraat yaygınlaşsa da otlakların önemi hala devam ediyordu. Karabalasagun yine büyük bir şehir olup etrafında ziraat yaygın bir şekilde yapılıyordu. Arkeologların çalışmalarına göre değirmen taşları harman tokmakları kullanılıyor, hatta sulama yapılıyordu. Bazı Uygur mezarlarında ölüyle birlikte gömülen darı gibi tahıl kalıntılarına da rastlanmıştır. Eserini 9. yüzyıl ortalarında yazmış olan Arap yazarı El-Cahza göre Uygurlar Mani dinini kabul ettikten sonra Karluklulara yenilmeye başlamışlardı. Yeni kabul edilen din Uygur kağanlarının yaşam biçimini etkilediğinden savaş isteklerini köreltmiş olmalıdır. Belki Uygurlar arasında bozkır ve şehirli olmak üzere iki farklı hayatın ortaya çıkması toplumun dolayısıyla devletin temelini sarsan başka bir sebepti. Devletin başkent dışında otoritesi zayıflamış, dolayısıyla boy reislerine serbest hareket etmek için fırsat çıkmıştı. Lüks ve rahat hayat düşkünlüğünün getirdiği sakin yaşam, askeri mücadelelere karşı devlet adamlarının gücünü bitirirken iktidarı ele geçirmek için bazı vezirler entrika çevirmek yoluna gidiyorlardı. Dış ticaret açısından baktığımızda Uygurların komşu devletlere canlı hayvan, kösele, deri, kürk, hayvansal gıdalar sattıklarını karşılığında hububat ve ipek aldıklarını görürüz. Bu devirde Türklerle komşuları arasındaki ticaret iki yoldan gerçekleşiyordu. Birincisi ipek yolu. Bu yol Çin'den başlıyor, Türklerin çoğunlukta olduğu Orta Asya'dan geçip İran üzerinden Akdeniz'e ulaşıyordu. İpek yoluna hakim olan o devirlerde dünya ticaretinin önemli bir kısmına hakim olacağı için büyük devletler arasında büyük bir rekabet konusuydu. İkinci, Kürk yolu. Bu yol Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayarak Ural, Güney, Sibirya, Altaylar, Sayan dağları üzerinden Çin'e ve Amur nehrine uzanıyordu. Bozkır sahasının çoğunluğunu otlaklar meydana getirmekteydi. Her boyun kendi hayvan sürülerini beslediği bir yaşam alanı söz konusuydu. Bunun yanında tarıma elverişli topraklara ulaşan Uygurlar, buğday, darı vesaire tahıl ürünlerini ekip biçmekteydiler. Tarım ürünlerinin kendileri tarafından elde edilmesi dış ülkelere göre özellikle Çin'e olan ekonomik bağlılığı azaltıyordu. İslam öncesi Türk devletlerinin geliri bağlı devletlerden alınan yıllık vergi ve hediyelerle halktan toplanan vergilere dayanıyordu. Vergi toplama işlemi özel memurlar tarafından yerine getiriliyordu. Ayrıca işlek ticaret yollarından sağlanan vergi ve gümrük resimleri madencilikten elde edilen yüksek gelir devletin mali gücünü artırıyordu. Para olarak da üzeri resmi damgalı ipek parçaları kullanıyorlardı. Eski Türklerin meydana getirdiği destan ve efsaneler, bozkır insanının hayatta kalma mücadele örnekleriyle doludur. Bu edebiyat türünde bulunmaktadır. Uygur mitolojisinde kurdun rehberlik vasfı açık olarak görülür. Kutlu Dağ efsanesine göre kutlu bir kaya Uygur ülkesine bereket ve saadet getirmektedir. Bu kaya Çinlilere verilince memlekete çöken uğursuzluklar, açlık ve kıtlık yüzünden Uygurlar göç etmek zorunda kalmışlardır. Yeni ülke ararken onlara kurt rehberlik etmiştir. Bu durum zamanla süreklilik kazanmış günümüze ulaşmıştır. Çağdaş çeşitli ülkelerdeki Türk toplulukları arasında söylenen masal ve halk hikayeleri arasında bozkurt uğur sayılmaktadır. Uygur mitolojisinde kurttan türeme, gökten inme, ışıktan doğma motifleriyle dolu sahneler vardır. Sine Usta bulunan Moen Chor yazıtı ve Karabalgasun'da bulunan Karabalasırgun yazıtı
Uygur tarihinin olduğu kadar edebiyatının da temel kaynakları arasındadır. Bunlardan başka Tez, Tarihat, 1. ve 2. Karabalasagun, Oyt Tamır, Sevrey, İsyan, Suci, Arhanan, Gurvaljin, Un yazıtlarından bahsedilebilir. Uygurlar yerleşik medeniyete geçtikten sonra bize kadar ulaşabilen yazılı belgeler çoğalmıştır. Arkeolojik kalıntılar, el sanatları, resimler, hukuk vesikaları, elçi raporları, özellikle Turfan Uygur Devleti'nin kültürü hakkında değerli bilgiler vermektedir. Turfan Uygurları mimari sahada da çok eser vermişlerdir. Bu eserlerde Türk, Ota ve Ordu geleneği, eski Bozkır kültürü özellikleri görülmektedir. Malzeme olarak da aşı boyalı ve yaldızlı ağaç, balçık, tuğla ve taş, yanında oymalı keramik ve sırlı tuğla da kullanırlardı. Uygurlar daha Orhun Irmağı havalisinde, merkezleri henüz Ordu Balık'tayken de bu teknikleri biliyorlardı. Arkeolojik kalıntılardan anlaşıldığına göre Uygurlar etrafı surlarla çevrili şehirler, hükümdar kalesi, dini külliyeler, göller ve akarsuların yakınlarında bahçeler yapmışlardır. Uygur mimarisinde dikkati çeken bir başka gelişme Budist külliyelerinin Türk Ordu Balık yapısı gibi iç içe iki surla çevrili olmasıdır. Dört köşede büyük dağları temsil ettiği düşünülen kuleler ve müstakil inşa edilen işaret kalesi vardı. Pagoda mimarisinin özelliklerini taşıyan bu kuleler zamanla Uygur sanatının incelikleriyle değişerek inceldi ve Türk minaresine dönüştü. Budist tapınaklar Uygurlardan evvelki Türk devirlerinde de bulunuyorlardı. Bir devresi Göktürk devrine denk düşen Akbeşim şehrinde tipik özellikleriyle Budist tapınaklar da yer almaktaydı. Ancak Budist ve Maniheist tapınaklar arası gelişimini Uygur devrinde göstermiştir. Uygur devri sanatında daha önce bölgede görülen usluplar geriledi. Türklerin dimdik duruşu, ciddi ifadeleri, protokol sırasıyla dizilişleri resimlerde görülmeye başladı. Uygur devrinde gerçekçi portre sanatı gelişti. Türk ressamları hayali ve güzelleştirilmiş şahıslar yerine tabii portreler çiziyorlardı. Uygur örf ve adetlerini temsil eden tablolar da yapıldı. Türk ordusunun kahramanlarının ve Uygur kağanlarının resimleri Budist mabetlerinin duvarlarını süslemeye başladı. Bozkır sanatının hayvan motifleri, bilhassa at resmi yerleşik Uygur sanatında da önemini korudu. Elimize geçen hukuk vesikalarından anlaşıldığına göre Uygurların alım satım ve borç alıp vermede belirli bir para ve ölçü sistemleri olmuştur. Borç olarak alınan mal ve para faiz karşılığında genellikle ilkbaharda alınmış ve ürünün kaldırıldığı sonbaharda ödenmiştir. Bu kayıtlar bize ayrıca ziraatin çok gelişmiş olduğunu gösteren delilleri de içermektedir. Borç karşılığı, her ay faiz ödemesi yapılması belki de Türklerde ilk bankacılığın temelini teşkil etmiştir. Evlatlık verme vesikalarında evlatlık verilen oğul ve babalığın karşılıklı uymak zorunda oldukları kurallar kaydedilmektedir. Mesela evlatlığa verilen oğul, yeni ailesine karşı ahlaki görevlerini yerine getirecektir. Sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde cezalandırılacaktır. Buna karşılık babalık da yeni evladına kendi öz evladı gibi davranacak, onun bütün maddi manevi sorumluluklarını yüklenecektir. Hatta ileride kendisinin bir evladı dünyaya gelse bile onu öz evladından ayırt etmeyecek, onun her yönden yetişmesine yardımcı olacaktır. Uygurların mekana ve zamana göre değişen, ancak Türk kültürünü, özelliklerini hiç kaybetmeyen varlığı yüzyıllarca devam ederek günümüze ulaşmıştır. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla tarih bilgisi için abone olmayı unutmayınız. Resmi Tarih, iyi günler diler.